Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Cut-Out 100 paketinin güncellemesini ve Süper Ligimizin 3 boyutlu formalarının kurulumunu gerçekleştireceğiz. Lütfen buraları dikkatlice takip edelim. Hemen başlayalım. İlk olarak Started Out Sünnet üzerine gidiyoruz. Zaten geçtiğimiz videolarımı izlediyseniz burada bir üyeliğiniz halihazırda bulunuyordur. Eğer yoksa hemen edinmenizde fayda var. Üyeliğimiz desteğe giriş yaptıktan sonra Player Face'e bir kez sol tıklıyoruz. Cut-Out Player Faces Mega Pack'e bir kez Download tuşuna sol tıklıyoruz. Açılan pencerede versiyonları görüyoruz. Ben bir önceki videoda bunları nasıl indirip takip edebileceğinizi zaten göstermiştim. Ama uygulamalı olarak, varsayımsal olarak yürümüştük. Burada tam olarak gerçekleştireceğiz. Biz sizlerle zaten Torrent dosyasını yani 2022.00 dosyasını indirme işlemini gerçekleştirmiştik. Kurulma işlemini de gerçekleştirmiştik. 31 Ekim tarihinde bir güncelleme gerçekleşmiş, yüklenmiş siteye. Bunu ne yapıyoruz? Hemen download tuşuyla indirme işlemimizi başlatıyoruz. Sıradan indirme diyorum ve geriye kalan işlemleri gerçekleştirmek için beklemeye başlıyorum. 100 paketiyle olan işimiz bittikten sonra da hemen Kits bölümüne geliyoruz soldaki menülerden. Açılan pencerede 3 boyutlu Kits'in içerisindeki Packs'e bir kez sol tıklıyorum. Bakın en yukarıda Türkiye Süper Lig 3'te 2021-2022 paketi yer almakta. Bir kez sol tıklıyorum. İsterseniz burada kardeşimize teşekkür edebilirsiniz. Emekleri karşılığında. Ardından yukarıdaki sağda download tuşu var. Bir kez tıklıyorum. Yine indirme servis sağlayıcıları beni karşılıyor. Tabii ki de Media File'ı seçiyoruz. Download ederek işlemleri başlatıyoruz. Evet, iki dosyanın da indirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunların nasıl kurulacağına geçiyoruz. İlk olarak forma paketini kuracağım çünkü çok daha kolay bir şekilde kuruluyor. Belgelerim Sports Interactive Football Manager 22 Graphics dosyasının içerisindeki Kits dosyasına bir kez sol tıklıyorum ve içeriye giriyorum. Burada siz bir kategorize yöntemi oluşturmamış olabilirsiniz. Ben bir önceki videoda nasıl kategorize etmeniz gerektiğini göstermiştim. İndirdiğimiz paketi isterseniz direkt olarak bu şekilde Kits'in içerisine bırakacaksınız. İsterseniz de 3 boyutlu formaların içine atacaksınız. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı ama kategorize edip bu şekilde formaları ayırırsanız benim yaptığım gibi çok daha rahat edersiniz, bilginiz olsun. Evet, formamızın kurulum işlemini gerçekleştirdik. Ben bir de dosya içeriğini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Paketimizin içerisinde bütün takımlarımızın 3 boyutlu formaları var, bilginiz olsun. Son olarak gelelim Cut-Out 100 paketinin güncelleme işlemine. Şimdi ben geçen videoda yine demiştim ki 2022 00 paketini indiriyoruz ve 2022-01 paketi çıktığı zaman bu şekilde güncelleştireceğiz diye ben anlatmıştım. Burada canlı olarak anlatıp aklınızda soru işareti kalmaması için işlemlerimizi başlatalım. Yeni güncelleme WinRAR'ını açıyorum. Karşıma yine bir Sorted Out dosyası çıkıyor. Bakın burada aynısı var. Bu işte 100 paketi. Bizim kurduğumuz 100 paketi. İçerisinde Faces ve Icon Faces'lar var. Sorted Out dosyasını olduğu gibi sağ tarafa bırakıyoruz. Evet, kurmamız gereken bütün dosyaların kurulumunu gerçekleştirdik. Video içerisinde yer vermedim fakat 100 paketini güncellerken bilgisayar size bu dosyanın aynısından var. Kaydedip değiştirelim mi diye soracaktır. Siz bu bağlamda evet değiştir diyeceksiniz. Bunu da es geçmeden uyarısını yapmış olalım. Hemen Steam üzerine geliyorum. Ana sayfa diyelim. FM22'ye geçiyoruz ve oyna tuşuna basıyoruz. Paketlerimizi yükledik. Bunların bir de oyun içerisinde işlevselliğini kazanması için yapmamız gereken bir iki hamle var. Bunları da yapalım. Oyunumuza ulaştıktan sonra hemen tercihler kısmına geliyorum. Yukarıya bir tema yazıyorum. Siz de bu şekilde açılabilir. Tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra temayı yenile ibaresinin başına bir tık bırakıyorum. Ardından sol alttaki sıfırla kutucuğuna gelip geçici dosyaları temizle ve evet tuşuna basıyorum. Son olarak da temayı yeniden yükle butonuna basıyorum. Evet, işlemlerimiz tamamlandı. Benim henüz Türkiye'de bir kariyerim yok. Ama şöyle İngiltere'den bir kariyer seçip mesela Newcastle'a gidip bir bakalım, bir aksaklık, bir sıkıntı var mı diye kontrol edelim. Burada bulunan birçok genç oyuncunun yüzleri hemen hemen eklenmiş durumda. U23'e geçiyorum. Bakın U23'te de bayağı bir oyuncu, hepsi hatta yüzleri olacak şekilde eklenmişler. Tabii kimisinin şu şekilde profesyonel bir fotoğrafı olmayabiliyor. Arada bu şekilde fotoğraflar da görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, Süper Lig'e geldim. Süper Lig'de şimdi formaları göstermek için benim maça girmem lazım bir Türk takımıyla. Fakat bunu yapacak inanın ki vaktim yok. Şöyle Göztepe'ye gidelim mesela. Göztepe'nin bakın zaten standart formalarını geçen videoda anlatmıştım nasıl yükleyeceğiz vesaire. Standart formaları var. Bunu siz test edeceksiniz. Örnek veriyorum, bir Türk takımını alacaksınız, çalıştırmaya başlayacaksınız, kariyer açacaksınız yani. Ardından ilk hazırlık maçında maç içerisine girip en yakın plandan maçları seyredip 3 boyutlu olup olmadığını göreceksiniz. İşlem bu kadar basit. Evet, bu kadar ufak bir videoda sizlere hem güncellemeyi hem de 3 boyutlu formaların duyurusunu yapmak için rahatsız ettim. Kusura bakmayın, vaktinizi de aldım. Bir sonraki rehber veya inceleme videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim, hoşça kalın.